Çanakkale Savaşı, Türk ve dünya tarihi açısından çok önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini etkileyen en önemli savaşlardan birisidir. Yüz binlerce asker bu savaşta can vermiştir. Dünyanın en büyük askeri kuvvetleri küçücük bir kara parçasında savaşmıştı. Düşman için büyük bir bozgun, Türkler için ise yüzyıllarca unutulmayacak bir gururdur Çanakkale. Atalarımız bu güzel topraklar için hiç tereddüt etmeksizin Çanakkale'de canlarını verdiler. Dünyanın en büyük savaş makinelerine karşı Türk'ün vatan sevgisi savaşın galibi oldu. Bu savaşın özetini Mustafa Kemal Atatürk şöyle yapmıştı. Türk kumandanları kumanda etmesini, Türk askeri ölmesini bildi. Harbi kazanışımızın sırrı bundan ibarettir. Fatih Sultan Mehmet için Çanakkale'nin önemi çok fazladır. İstanbul'u kuşatmadan önce Gelibolu'daki tersanelerde yüzlerce gemi yaptırmış ve İstanbul Boğazı'nı Rumeli ve Anadolu hisarları ile kapatarak denizden yardım gelmesini engellemeyi amaçlamıştır. Konstantinopolis'i bu stratejik hamleler ile fetheden Büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, Fatih'i olduğu şehri korumak için Çanakkale Boğazı'na Çimenli Kalesi ve Kilitbahir Kalesi'ni yaptırmıştır. Bu kaleler boğazın en dar yerinde bulunuyor ve Fatih'in topları ile düşman donanmalarına aman vermiyordu. Bu yıllarda denizlerde Türklerin en büyük düşmanı Venediklilerdi. Ve Kanuni Sultan Süleyman da atası Fatih'in yaptırdığı bu kaleleri daha da güçlendirmişti. Yine Venedik savaşlarından dolayı 4. Mehmet ve annesi Hatice Turhan Sultan, Boğaz'ın girişine Seddülbahir ve Kum Kale'yi inşa ettirmişti. Bu surette Boğaz savunması daha da kuvvetlenmişti. Fransız Baron de Todd'un önerisiyle Çanakkale Boğazı'na tabyalar inşa edilmeye başlanmış, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz dönemlerinde tabyalara ağırlık verilmiş, ancak Dünya Harbi'ne giden yolda durumu en yakından kavrayan 2. Abdülhamit döneminde Çanakkale'ye çok önemli tabyalar inşa edilmiştir. Sultan 2. Abdülhamit, Boğaz'a yeni tabyalar inşa ettirmekle kalmayıp eskileri de onartmıştır. Sultan Abdülhamit, Almanya ile girdiği ikili ilişkiler neticesinde bu tabyalara kurup topları satın almıştır. XX yüzyılın başları Osmanlı Devleti için felaketlerin başlangıç yılı olmuştu. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı çıkmıştı. Tahta Mehmet Reşat bulunuyordu. Osmanlı tarihinin en bahtsız padişahlarından birisi olacaktır. İtalyanlar Trablusgarp'a çıkartma yapmıştı. Tabi bu yıllarda donanma bakımından Osmanlı Devleti güçsüz durumdaydı. Donanmanın büyük kısmı Haliç'te bakımsız bir şekilde kalmıştı. Bu sebeplerden ve imkansızlıklardan dolayı Trablusgarp'a denizden yardım götürülemedi. Karadan da Mısır'da İngiliz işgali olduğu için yardım gitmiyordu. Bazı fedakar komutanlarımız Trablusgarp'a gizli yollardan giderek İtalyan askerlerini kıyıya hapsetmişlerdi. Bu subayların başında binbaşı Enver Bey ve binbaşı Mustafa Kemal gibi isimler bulunuyordu. Bu isimlerin yaptığı savunma neticesinde İtalyanlar Trablusgarp'ta ilerleyemeyince donanmaları ile önce Rodos ve 12 adayı ele geçirdiler. Sonra da Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldılar. Yer yer İtalyan donanması ve Çanakkale tabyaları karşılıklı top atışına giriştiler.
Tabii ki İtalyan donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmeye muvaffak olamadı. Bu surette Çanakkale tabyaları bu sınavından başarıyla geçerken Çanakkale Deniz Savaşı'nın da provası yapılmış oldu. Trablusgarp Savaşı sürerken Rumeli'ndeki Osmanlı topraklarında Balkan Savaşları patlak verdi ve Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması'yla sonlandı. Bu surette Osmanlı Devleti bütün ilgisini buraya verdi. 1. ve 2. Balkan Savaşları 1912 ve 1913 yılları arasında yaşandı. Beklenenin tam aksine bu savaşları Osmanlı Devleti kaybetti. Balkanlardan İstanbul ve Anadolu'ya büyük göç yaşandı. Bu savaşların kaybedilmesinin ardından Osmanlı Devleti uluslararası çapta etkisini kaybetti. Zira koskoca imparatorluk bünyesinden kopup bağımsızlık ilan etmiş olan devletçiklere yenilmişti. Bu durum ileride gerçekleşecek 1. Dünya Savaşı'nın ilk anlarında Osmanlı Devleti'nin taraflar arasında saf bulma yarışında olumsuz bir etki yaratacaktı. Çanakkale, deniz ve kara savaşlarına değinmeden önce 1. Dünya Savaşı'nın hangi amaç ve şartlarda çıktığını ve Osmanlı Devleti'nin savaş başlamadan önceki durumuna göz atmak gerekir. Osmanlı Devleti'nin ihtişamlı günlerinden eser kalmamış ve dağılma dönemine girilmişti. Öyle ki düşman orduları birkaç defa Rumeli topraklarını aşıp başkent İstanbul'a kadar ilerlemişlerdi. Ekonomik olarak da Avrupa'da gerçekleştirilen sanayi devrimini yakalayamamış ve yaptığı ya da yapmak zorunda kaldığı ekonomik antlaşmalarla da iflasını açıklamıştı. Dünyanın bloklaşmaya gittiği bir dönemde Osmanlı yönetimi de bu bloklarda kendisine yer aramaya başlamıştı. Türk diplomatlar İngiltere, Fransa ve Rusya ile aynı safta olabilmek için uğraş vermişler ancak İtilaf devletleri Osmanlı devletini aralarına almamıştı. Bu devletler ise zaten Osmanlı topraklarını aralarında gizli antlaşmalarla pay etmişler ve savaş içerisinde de yine gizli antlaşmalar ile bölüşmeye devam edeceklerdi. Peki Avrupalılar hepsi Hristiyan olduğu halde neden kendi aralarında böylesine büyük bir iç savaşa girmeyi isteği duymuşlardı? Çünkü artık din milletler için çok bir şey ifade etmiyor, daha çok ulusal çıkarlara dayalı sistemler ortaya çıkmıştı. Coğrafi keşifleriyle başladı her şey. Önce kendi aralarında altına hücum ettiler. Sonra da sanayi devrimiyle dünyayı sömürgeleştirmeye başladılar. Avrupa dünyanın %10'unu kapsarken Avrupalılar dünyanın geri kalan %90'ı için mücadeleye başladılar. Ne kadar sömürge o kadar ham madde demekti. Coğrafi keşiflerle de silahlarının baskın güç olduğunu zaten diğer milletlere göstermişlerdi. Artık adeta dünyayı aç kalmışçasına sömürme yarışı hakim olmuştu. İngiltere, Fransa bu yarışta başı çekerken İtalya da sömürge yarışına dahil olmuştu. Peki dönemin Almanya'sı ne durumdaydı? Bismarck döneminde Almanya'yı birleştirmek ve güçlendirmek adına bir denge politikası söz konusuydu. Ancak Kaiser 2. Wilhelm'in başa geçmesiyle denge politikası bir kenara bırakılmış ve Kaiser 2. Wilhelm artık diğer Avrupalı devletlerin yaptığı gibi sömürge yarışına katılmıştı. Bu da zaten paylaşılmış olan dünyaya yeni bir ortak demekti. Peki Rusya? Tabii ki onlar da sömürge yarışına katılmak istiyordu. Ancak onların önünde ise en büyük engel Osmanlı Devleti duruyordu. Deli Petro'dan beri en büyük istekleri de zaten büyük donanmalar kurup sıcak denizlere inmekti. Bu da Osmanlı Devleti'ni kendilerine doğal bir düşman yapıyordu. Avrupalılar bunları yaşarken Osmanlı tahtında dönemin padişahı 2. Abdülhamit 1. Dünya Savaşı'nın çıkabileceğini öngördüğünden Alman İmparatoru Wilhelm ile yakınlaşma politikası izlemiş ve olağan savaş bölgelerine tahkimatlar yaptırmıştı. Ancak 2. Abdülhamit kara ordusuna büyük yatırımlar yaparken
Var olan ve amcası Sultan Abdülaziz döneminde güçlendirilen donanmayı da bakımsız bırakmıştı. Bu da Osmanlı Devleti'nin en zayıf yönü oldu. Osmanlı Devleti için 1. Dünya Savaşı'ndan önce yaşadığı Trablusgarp ve Balkan Savaşları büyük bir güç kaybına sebep olmuş, adeta ringin ortasında mola verip ikinci raunda aldığı büyük darbeler ile başlayacaktır. 1. Dünya Savaşı'ndan biraz önce artık bloklaşmalar belli olmuştu. Çıkarları adına İngiltere, Fransa ve Rusya üçlüsü antlaşma altında Almanya'yı üç taraftan sarmış bulunuyorlardı. Bunlara 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri denecekti. İtilaf Devletleri'nin karşısında ise İttifak Devletleri ya da Üçlü Bağdaşma Devletleri olarak adlandırılan Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya olmuştu. Şimdi ise bu bloklaşmalar belli olduğunda Almanya'nın tek yapması gereken stratejik konumlara sahip olan Osmanlı Devleti'ni de savaşın içine sokmaktı. Peki Almanya neden Osmanlı Devleti'ni bu savaşa sürüklemek istiyordu? Sebebi çok açıktı. Karadeniz ve Kafkaslar'da Rusya ile mücadele edecek, Süveyş üzerinden İngiltere'yi tehdit edecekti ki dolayısıyla bu iki ülkenin gücünü farklı cephelere çekerek kırabilecekti. Ayrıca Osmanlı padişahı halifelik gücünü kullanarak Müslümanları cihada davet edebilirdi. Bu da en çok İngiltere'nin işini bozabilir ve Müslüman ülkelerindeki sömürgelerinde büyük ayaklanmalar çıkabilirdi. ...1914 yılına gelindiğinde bloklaşma artık son halini almıştı. Savaşın çıkması için artık sağlam bir bahane gerekmekteydi. 28 Haziran 1914 günü Avusturya-Macaristan veliahtı François Ferdinand ve eşi bir Sırp milliyetçisi tarafından Bosna'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu öldürüldü. Bunun üzerine Avusturya, Almanya'nın da desteğini alarak Sırbistan'a verdiği sert bir ultimatomun ardından savaş ilan etti. Bu savaşın çıkacağını zaten bilen ve Sırbistan'ı destekleyen Rusya da Temmuz'da seferberlik ilan etmişti. Almanya, Avusturya'yı desteklediğinden Ruslara seferberliği durdurması için bir ultimatom vermişti. Ancak Ruslar buna uymayınca 1 Ağustos 1914 günü Almanya, Rusya'ya savaş açmıştı. Aynı anda Fransa da seferberlik ilan etmişti. Almanya derhal Belçika'ya başvurarak topraklarından geçip Fransa'ya saldırmak için izin istemiş ve tüm zararların karşılanacağını bildirmişti. Çünkü Almanya 3 Ağustos'ta Fransa'ya da savaşı ilan etmişti. Ancak İngiltere'ye güvenen Belçika bu durumu reddedince Almanya 3 Ağustos'ta Belçika'ya da savaş ilan etti. Hemen ertesi günü de İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na resmi olarak henüz girmemişti. Fakat 4 Ağustos 1914 günü Selanik mayın gemisiyle Boğaz'a 22 mayınlık birinci hattı kurdu. Önümüzdeki günlerde de bu mayın hatlarının yenileri muhakkak kurulacaktır. Enver Paşa İlkanlar'da 1. Dünya Savaşı'nda İttilaf Devletleri bloğuna yakınlaşmak için yoğun çaba sarf etmişti. İngilizlere Fırat ve Dicle nehrinde nehir taşımacılığı imtiyazı, Bağdat-Basra arasında yapılacak olan demiryolu ağlarında ortaklık, deniz kuvvetlerinin ıslahı için bir İngiliz heyeti, Trabzon ve Samsun limanlarının yapımı gibi imtiyazlar hep İngilizlere verilmişti. Savaştan önce İngiliz gemi ve silah fabrikalarına yüklü para ödenmiş, silahlar ısmarlanmıştı. Halkın da maddi destekte bulunduğu iki savaş gemisi Sultan Osman ve Sultan Reşet Dreadnought'larının parası peşin ödenerek siparişleri verilmişti. Tüm bunlara rağmen yine de Osmanlı Devleti topraklarında bulunan petrol ve madenler dolayısıyla İngilizlerin iştahı kabarıyor, savaşta aynı blokta yer bulmasına engel oluyordu.
Bu sebepten İttihatçı subaylar Almanya'ya yaklaşmak zorunda kaldı ve 27 Temmuz'da Türk-Alman işbirliği resmen başladı. ...5 Ağustos 1914 günü Osmanlı Devleti için çok hareketli geçiyordu. Enver Paşa Ruslara ittifak teklifinde bulunurken İngiltere'de bulunan Türk ateşesinden önemli bir telgraf gelmişti. Tevfik Paşa telgrafında İngiltere satın aldığımız iki savaş gemisi olan Sultan Osman ve Sultan Reşat gemilerine el koyduğunu açıklamış ve gemileri teslim almak için İngiltere'ye giden Türk denizcilerine de ülkeden çıkması gerektiğini bildirmişti. Aynı gün Osmanlı Başkomutanlığı Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'nı emrine aldığını bildirdi. Durumun ciddiyetinin farkında olan Osmanlı hükümeti Çanakkale üzerine daha fazla yoğunlaşıyordu ve 6 Ağustos'ta 26 Mayın ile 2. Mayın hattını oluşturdu. Aynı gün Almanya'nın İstanbul'daki elçisi Baron von Wangenheim, Said Halim Paşa'ya Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması halinde edilecek yardımların listesini teslim etti. Bu listede ciddi silah yardımı, kapitülasyonların kaldırılması ve Ege Adaları'nın geri verilmesi konuları başı çekiyordu. 7-8 Ağustos gecesi Harbiye Nazırı Enver Paşa, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'na çok önemli bir telgraf çekti. Akdeniz'de görevde bulunan Almanya'nın Goben ve Breslau gemilerinin düşman ile muharebeye girmiş olma olasılığının bulunduğunu, adı geçen gemilerin boğaza iltica etmeleri halinde geçişine izin verilmesini emretti. İki gün sonra Osmanlı Başkomutanlığından yeni bir emir daha geldi ve Almanya ile Avusturya savaş gemileri dışındaki tüm devletlerin savaş gemilerinin tehdit olarak algılandığını ve Boğaz'dan geçişinin izni olmadığını bildirdi. ...10 Ağustos 1914 günü Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'na Cevat Paşa atandı. Makamına gelir gelmez de sıcak bir hadiseyle karşılaştı. Goben ve Breslau gemileri Akdeniz'de muharebeye girmiş ve muharebe sonrası tüm personeliyle Çanakkale Boğazı önlerine gelmiş, geçiş için izin istiyorlardı. Enver Paşa bu gemilerin geçişi için derhal izin verdi. 10 Ağustos günü Goben ve Breslau gemileri saat 17'de Boğaz'dan içeriye girdiler. Başta İngilizler bu iki geminin Osmanlı suları dışına çıkarılmasını ya da tüm teçhizatlarına el koymasını istedi. Osmanlı Devleti de İngilizlere karşılık olarak bu iki gemiyi satın aldığını açıkladı. Bunlara Yavuz ve Midilli isimleri verildi. Yavuz ve Midilli gemilerinin Osmanlı bayrağı çekmesi Rusları ve İngilizleri telaşa düşürmüştü. Tabii bu olayın ardından Almanya artık Osmanlı Devleti'nin resmen 1. Dünya Savaşı'na girmesini istemiş ve bu isteğini bizzat Berlin Ateşesi'nde yapmıştı. Osmanlı Devleti ise halen 1. Dünya Savaşı'na girip girmemek konusunda kesin bir karara varmış değildi. Bu sırada 1. Dünya Savaşı Avrupa'da devam ediyor, cepheler sıkışıyor ve olay mezi savaşlarına dönmeye başlamış, kimse ileri gidemiyordu. Yeni bir cephe açılması Almanya'yı muhakkak çok rahatlatacaktı. ...13 Ağustos günü Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanlığı alarma geçti. Boğaz'ın girişinde İngiliz gemileri görülmüştü. Başkomutanlık her türlü teşebbüse karşı askerin hazır halde bulunmasını ve Seddülbahir ile Kumkale arasında gece gündüz muhakkak hazır bir şekilde torpido botlarının bulunmasını emretti. ...15 Ağustos günü derhal Soğanlıdere Kepes Feneri doğrultusunda 3. Mayın hattı kuruldu. Bu mayın hattını koruması için Soğanlıdere'ye bir batarya kuruldu. Bir gün sonra durumdan haberdar olan İstanbul'daki İngiliz sefiri
Çanakkale Boğazı'nın mayınlandığını İngiltere'ye bildirdi. 17 Ağustos 1914 günü Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanlığı'na İstanbul'dan bir tayyare gönderildi. Bu tayyare boğazın dışını sürekli olarak gözetleyecekti. 19 Ağustos 1914 günü Venizelos'tan İngiltere'ye bir teklif gönderildi. Bu teklife göre Osmanlı Devleti henüz resmen savaşta olmamasına rağmen İngilizlerin Çanakkale'ye saldırması durumunda Yunan kuvvetlerinin İngiltere'nin emrine verilebileceğini bildirdi. Yunanistan'ın bu hareketine karşılık olarak ise Osmanlı Devleti Bulgaristan ile savunma antlaşması imzaladı. İngiltere durumdan oldukça kuşkulanıyordu. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni bir an önce harbe sokmak istediğinin farkındaydı. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi demek, İngiltere'nin ilk etapta geniş bir cephede savaşması demekti. Almanya, Osmanlı Devleti'nin derhal Süveyş kanalına İngiltere üzerine taarruz yapılmasını istiyordu. Bu surette İngiltere ile sömürgeleri arasında kısa bağlantı noktası kesilecek ve İslami olarak cihat ilan edilmesi takdirinde ise İngiltere'nin ve müttefiklerinin elinde bulundurduğu Müslüman sömürgeler isyan edebilecekti. Plan gayet açıktı. 22 Ağustos 1914 günü İngiltere, Osmanlı Devleti'ne Alman subayların derhal topraklarından çıkartılması, Çanakkale Boğazı'nın ticari gemilere açılması takdirinde savaşın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne Fransa ve Rusya'nın da desteklemesiyle taahhütte bulunacağını bildirdi. Boğazların ticari gemilere kapalı olması Rusya için bir felaketti. Gıda ve silah yardımı yapılamıyordu. Çünkü Almanya ve Avusturya kara bağlantısını kesiyordu. (Gülüyor) 26 Ağustos günü İstanbul'daki İngiliz elçisi Winston Churchill'e rapor gönderdi. Osmanlı hükümetinin şu anda tamamen Alman subaylarının elinde denilebilir şeklinde yazdı. Ayrıca Venizelos, Çanakkale cephesinin açılması için İngiltere'ye bir kez daha telgraf gönderdi. 28 Ağustos 1914 günü Alman-Türk İttifak Antlaşması resmen yürürlüğe girdi. Almanya ve Osmanlı'nın ittifak kurması üzerine İngiltere Deniz Bakanı Winston Churchill ile Savaş Bakanı Kitchener, Çanakkale cephesinin açılması ve yapılabilecek harekat hakkında toplantı yaptılar. Ancak İngiliz Savaş Konseyi bu planı şimdilik reddetti. Alman savaş heyeti bu sıralarda Çanakkale'ye gelmiş, bölgeyi detaylı bir şekilde inceliyorlar ve yaşanabilecek bir savaş hakkında rapor hazırlıyorlardı. Diğer taraftan Winston Churchill de Savaş Konseyi'nin Çanakkale cephesinin açılmasını reddetmesine rağmen detaylı bir savaş planı hazırlamaya girişti. Bu planlama dahilinde Çanakkale'den çıkabilecek olan Goben ve Breslau gemileri için batırma yetkisini aldı. Bu sırada Almanya ve Avusturya'da Osmanlı Devleti'nin bir an önce savaşa dahil olması gerektiğini ısrarla İstanbul'a iletiyorlardı. 8 Eylül günü Padişah Mehmet Reşat bir bildiri yayınladı ve 1 Ekim 1914 gününden itibaren geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılacağını bildirdi. 9 Eylül'de Hariciye Nazırlığı yabancı elçiliklere bu kararı bildirdi. Bu olay Avrupa'da büyük ses getirdi. Amiral Sukson bu sırada donanma ile Karadeniz'e açılıp tatbikat yapmak istiyordu. Ancak bu durum riskli görüldüğünden Osmanlı Bahriye Nazırlığı tarafından reddedildi. 17 Eylül'de Liman von Sanders ve Amiral Sukson'a Almanya'dan bir telgraf geldi ve Avrupa'da yaşanan savaşın sıkıştığını, Osmanlı Devleti'nin bir an önce harbe sokulması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini bildirdi. Amiral Sukson ise Karadeniz tatbikatı için ısrar etmeye başladı. Bu sırada 19 Eylül günü Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanlığı'nda savaş tatbikatı yapıldı. Diğer taraftan İngiltere bir açıklama yaptı. Bazı Alman gemilerinin Osmanlı bayrağı çektiğini ve bu gemilerin de bundan böyle düşman kabul edilerek batırılacağını bildirdi.
21 Eylül günü Harbiye Nazırı Enver Paşa Çanakkale'ye gelerek bataryaları, tabyaları ve askeri bölgeleri denetledi. İngiltere tarafında ise Churchill, Çanakkale cephesinin açılması için elinden geleni yapmaya devam ediyordu. Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'e Osmanlı Devleti hakkında bir mektup yazdı. İngiltere'nin Osmanlı hakkında, Osmanlıların toprak bütünlüğü ve İstanbul Boğazı'nın Türklerin elinde kalması politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Belki de bunun etkisiyle İngiliz donanmasının Çanakkale'den çıkacak Türk gemilerini de batıracağı ilan edildi. Bu surette İngiliz donanması Çanakkale Boğazı'nı abluk altına aldı. Buna istinaden 29 Eylül 1914 günü İnebahtı vapuru ile Boğaz'a 4. Mayın hattı kuruldu. 1 Ekim'de ise 5. Mayın hattı kuruldu. Aynı gün kapitülasyonların kaldırılması kanunu yürürlüğe girdi. 7 Ekim 1914 günü Harbiye Nazırı Enver Paşa yeniden Çanakkale'ye geldi ve Boğaz bataryalarının Boğaz'a girebilecek gemilere karşı yapılan askeri manevrasını izledi. Ayrıca 19 Ekim günü Çanakkale'ye ikinci bir deniz tayyaresi gönderildi. 27 Ekim 1914 günü Osmanlı Devleti için tarihi bir karar verildi. Osmanlı donanması Amiral Sukson önderliğinde Karadeniz'e açılacak ve tatbikat yapacaktı. Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Amiral Sukson'un emirlerine kesin riayet edilmesi gerektiğini bildirdi. 29 Ekim günü Türk donanması Karadeniz'e açıldı. Aldıkları gizli emir doğrultusunda Rus donanması ani bir taarruzla batırılacak ya da Rus limanlarına saldırılacaktı. Osmanlı donanması sırasıyla Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını bombardıman etti. Osmanlı Başkomutanlığı durum raporu yayınladı. Ruslar eğitim için Karadeniz'de bulunan filomuza bugün taarruz ettiler. Şimdiye kadar Ruslardan bir gambotla bir mayın gemisi batmış, 3 subay ve 72 er esir alınmıştır. Bizden hiç zayiat yoktur. Yaşanan bu olayın ardından Rus elçisi İstanbul'u terk edeceğini açıkladı ve İtilaf Devletleri Osmanlı hükümetine ultimatom verdi. Bu ultimatomda Alman subay ve askeri uzmanlarının derhal Osmanlı topraklarını terk etmesi istendi. 1 Kasım'da Rus elçisi İstanbul'u terk etti. Rus kuvvetleri Kafkas cephesinde Osmanlı sınırına doğru ilerlemeye başladı. 2 Kasım'da İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Japonya, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkilerini kesti. 3 Kasım 1914 günü Rusya Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. 5 Kasım 1914 günü ise İngiltere ile Fransa Osmanlı Devleti'ne resmen harp ilan ettiler. İngiltere Deniz Bakanı Churchill derhal Amiral Carden'e uzak mesafeden Çanakkale Boğazı'ndaki dış tahkimatları bombardımana tutmasını emretti. Kasım 1914 günü Winston Churchill'in emriyle İngiliz donanması Sedülbahir Kalesi, Ertuğrul Tabyası, Kum Kalesi ve Orhaniye Tabyalarına ateş açmıştı. Bu açılan ateş sonunda Sedülbahir Kalesi'nde bulunan cephanelik isabet aldı. Cephanelikte bulunan 11 ton barut ile 360 adet top mermisi infilak etti. Bu patlama neticesinde kalede bulunan 5 subay ve 81 erbaş ve er şehit düştüler. Hayatlarını kaybeden 86 askerimiz Çanakkale Savaşı'nın ilk şehitleri oldular.
Rusya'nın ardından 5 Kasım'da İngiltere ve Fransa'nın da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesiyle İngiltere Kıbrıs'ı işgal ettiğini bildirdi. Osmanlı Devleti'nin fiilen savaşa girmesinin ardından ilk hareketli cephe olarak Kafkas cephesi göze çarpıyordu. İki ordu burada Köprüköy muharebelerine başlayacak, İngilizler ise Basra Körfezi'nden çıkartma yapmak için hazırlıklara başlamıştı. Çanakkale'de ise 9 Kasım 1914 günü savaşın ilan edilmesinin ardından Boğaz'a 6. Mayın hattı döşendi. İstanbul'da 11 Kasım 1914 günü hareketli saatler yaşanıyordu. Rusya, İngiltere ve Fransa'nın resmi olarak savaş ilan etmesinin üzerine Osmanlı Devleti de bu devletlere resmen savaş ilan etti. Bu harp ilanının üzerine tüm Müslümanları ilgilendiren Cihad-ı Ekber ilan edilecekti. 14 Kasım günü Osmanlı Devleti dünyadaki tüm Müslümanlara cihat ilan etti ve düşman ile savaşılması gerektiğini bildirdi. Bu kutsal çağrı dünyadaki bütün Müslümanları ilgilendiriyordu. Özellikle sömürge altındaki Müslümanların bu çağrıya uyması çok önemliydi. Başta Hindistan'da, Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de ve Fas'taki Müslümanlar halifenin çağrısına kulak vermeliydi. Kafkas cephesinde savaşlar başlamıştı. Bu sebepten Rusya ile Osmanlı Devleti Karadeniz üzerinde büyük bir çekişme yaşamaya başladı. Gerek Rusya gerek Osmanlı gemileri Karadeniz'de sık sık donanmalar ile çatışmalara giriyor ya da Karadeniz kıyılarındaki şehirler bombalanıyordu. Rusların buradaki en büyük amacı deniz üzerinden Kafkas cephesinde savaşan Osmanlı askerine yardım gitmesini önlemekti. Başarılı da olunacaktı. Bazı Osmanlı nakliye gemileri Karadeniz'de batırılacaktı. Bu sırada İngiltere, Ruslara güven vermek amacıyla Boğazlar sorununun Rus isteklerine göre çözüleceğini açıkça bildirirken, İngiltere Mısır'ı kendi imparatorluğuna katmak istediğini açıkça Ruslara söyledi. 20 Kasım 1914 günü Rusya'dan gelen cevapta Mısır'ın İngiliz işgaline Rusya'nın razı olduğu bildirildi. Çanakkale'de 24 Kasım'da Fransız denizaltısı olan Faraday görüldü. Kıyıdaki sahra topları derhal denizaltıya ateş açmaya başladı. Diğer taraftan İngiltere Deniz Bakanı Churchill, Türklerin Mısır üzerine yapabileceği taarruzun önüne geçmek amacıyla Çanakkale cephesinin açılması için ısrar ediyordu. 25 Kasım'da İngilizler Osmanlı Devleti'ne karşı kullanılmak üzere Mısır'a asker takviyesi yapmak için önemli bir karar aldı. 29 Kasım 1914 günü Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa'nın rütbesi millivallığa yükseltildi. Günümüzde bu rütbe tüm general ile eşittir. 25. Osmanlılar er ya da geç Çanakkale Savaşı'nın yaşanacağını biliyorlardı. Bu yüzden bölgeye yeni takviyeler yapılmaya başlanmış ve daha büyük takviyelerin de devamı gelecekti. Tekirdağ'da bulunan 7. Tümen Gelibolu'na kaydırılırken Gelibolu'da bulunan 9. Tümen de Eceabat'a kaydırıldı. Churchill, İngiliz donanmasının başında bulunan Amiral Carden'e 3 Aralık 1914 günü bir telgraf çekti. Çanakkale Boğazı'nın yalnız donanma ile zorlanıp zorlanamayacağını sordu. 5 Aralık'ta Amiral Carden geri cevabında çok sayıda gemi ile genel bir harekat ile boğazı geçmenin mümkün olduğunu bildirdi. 13 Aralık 1914 günü Osmanlı Devleti için Çanakkale'den kötü bir haber geldi.
üretildiği tarihten itibaren birçok savaşta yer almış olan Mesudiye zırhlısı, Çanakkale Boğazı'na döşenen mayınları korumakla görevliydi. Kepez civarlarında demir atmış bir vaziyette beklerken, Yüzbaşı Holdra komutasındaki B-11 İngiliz denizaltısı mayınların arasından geçerek Mesudiye zırhlısını torpilledi. Bu olayda 10 subay ve 15 er vefat etti. Mesudiye batmaya başladı. Geminin topları kurtarıldı ve bu savaş gemisinin ismine ithafen bu toplar ile Mesudiye tablası kuruldu. Diğer taraftan 15 Aralık günü Mısır'a Anzak birlikleri getirilmesi işlemi tamamlandı. Bu birlikler özellikle Çanakkale Kara Savaşları'nda etkili olacaklardır. 17 Aralık 1914 günü Nusret Mayın Gemisi 7. Mayın hattını kurdu. 22 Aralık'ta Sarıkamış Harekatı başladı. Bu harekat Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na giriştiği ilk ciddi harekattır. Köprüköy muharebelerinde iki tarafta yenişemeyince Osmanlı ordusu Rus kuvvetlerini arkadan sarmak için yeni bir harekat başlattı. Orduyu bizzat Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Hafız Hakkı Paşa yönetecektir. 30 Aralık 1914 günü Nusret Mayın Gemisi 39 Mayın ile 9. Mayın hattını kurdu. 2. Kafkas cephesinde Sarıkamış Harekatı devam ediyordu. Türk ve Rus orduları ciddi kayıplar veriyorlardı. Rusların durumu ağırlaşmıştı çünkü merkezden çok uzak bir şekilde savaşıyorlardı. Türkler ise Anadolu'da bulunuyor, durum şimdilik stabildi. Rus komutanlığı Petersburg'da bulunan İngiliz elçiliğine müracaat ederek Kafkas cephesine ciddi bir takviye gönderemeyeceklerini, bu yüzden Türklerin dikkatinin başka bir yöne kaydırılması gerektiğini söyledi. İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener bunun için elinden geleni yapacağını bildirdi. Nitekim güzel başlayan Sarıkamış Harekatı Osmanlı ordusu için kötü sonlanmıştı. Yapılmak istenen tam olarak gerçekleştirilememiş stratejik hatalar yapılmıştı. Türk askerleri plana sadık kalmak adına Allahu Ekber dağlarına çıkarılmış, ancak burada binlerce Türk askeri tek kurşun atmadan donarak şehit düşmüştü. Bu surette Sarıkamış Savaşı Türkler için başarısız oldu. Çanakkale Savaşı için Amiral Carden ve Deniz Bakanı Churchill, Çanakkale'yi geçmek ve boğaza döşenmiş mayınların ne surette temizleneceği hakkında sürekli görüş alışverişi yapıyorlardı. Amiral Carden kararlıydı. Donanmanın yeterli olacağını düşünüyordu. Çanakkale cephesinin açılması önemli bir hal almıştı. İtilaf devletleri boğazı geçerek İstanbul'u ele geçirecekler ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakacaklardı. Sıkışmış olan Rusya'ya yardım götürülecekti. Süveyş ve Mısır'ı tehdit eden Osmanlı ve Alman kuvvetleri saf dışı bırakılacaktı. Eğer ki Çanakkale geçilirse, Dünya Savaşı'na girmek konusunda kararsız kalmış olan Balkan devletlerini de kendi safına çekebileceklerdi. Yine Çanakkale geçildiği takdirde Arapların Osmanlı Devleti'ne isyanı için çekingenlikleri giderilecek ve İtalyanların İtilaf bloğuna geçmek için kuşkularına son verilecekti. Diğer taraftan Rusya'nın tahıl kaynaklarından yararlanılabilecekti. Zira Karadeniz limanlarında 350 bin ton hacmindeki 129 parça ticaret gemisi serbest kalacaktı. Bu surette tahıl kaynaklarından yararlanılacak ve açlık sorunu çekilmeyecekti. Eğer ki Osmanlı Devleti düşerse Almanya dört taraftan sarılacaktı. İngilizler için Hindistan yolu güvene alınacak ve en önemlisi de Rusya'dan önce İngiliz ve Fransızların İstanbul'a ulaşmaları halinde Rusya'nın sıcak denizlere inme düşüncesinin de önüne geçilecekti.
Zira bu uğurda 1853 ve 1856 yılları arasında İngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açmıştı. Yukarıda anlattıklarımız ile İngiliz hükümeti en önemli sorunlarını çözmüş olacaktı. Bu yüzden 15 Ocak 1915 günü İngiliz hükümeti Amiral Carden'in projesini kabul etti. İngilizler derhal durumu Fransızlara bildirdiler ve İngiliz donanmasına yardım edilmesini istediler. Yine 15 Ocak günü Çanakkale Boğazı'na girmiş olan Fransız denizaltısı Sapier, Ferman, İsa Reis ve Nusret gemilerinden atılan torpillerle batırıldı. 19 Ocak 1915 günü İngilizler Çanakkale Savaşı'nı başlatacaklarını Ruslara bildirdiler. Ancak Rus General Sazanov bu durum karşısında endişelerini koruyordu. Çünkü İstanbul'a kendilerinden önce İngiliz ve Fransızlar girebilirdi. 20 Ocak günü Mustafa Kemal Bey Tekirdağ'da bulunan 19. Tümenin başına atandı. Zira Mustafa Kemal bu dönemde Sofya'da ateşe militerdi. Ancak aktif bir görev almak istediğini bildirince Tekirdağ'a gönderildi. Müzik 26 Ocak'ta Rusya, Çanakkale'ye yapılacak harekata doğrudan katılamayacağını resmen bildirdi. Karadeniz'deki donanmalarının Türk donanmasıyla eşit kuvvette olduğunu, kara harekatını da gerçekleştiremeyecek kadar sıkışmış olduklarını bildirdiler. İngilizlerin düşündükleri başına gelmişti. Osmanlı ordusu Mısır'da Sina çölünü geçerek Süveyş kanalına taarruz başlattı. Türk ordusunun başında Cemal Paşa bulunuyordu. Ancak 3 Şubat 1915 günü gerçekleştirilen 1. Kanal Harekatı başarıya ulaşamadı. Bu surette Osmanlı ordusu Sarıkamış yenilgisinden sonra kanalda da başarılı olamadı. Yapılan planlar, çizilen projeler, hesaplar, artık her şey tamamdı. Birleşik Filo Çanakkale'ye doğru hareket etmişti. Donanmanın başında Amiral Carden bulunuyordu. Çanakkale müstahkem mevki komutanı Mirliva Cevat Paşa'ydı. Carden'in komutasında dönemin en büyük savaş gemileri olan Queen Elizabeth ve Irresistible, 4 kruvazör, 16 muhrip, 7 denizaltı, 21 mayın tarama gemisi, 1 uçak gemisiyle çok sayıda yardımcı gemi bulunuyordu. Tarihin gördüğü en güçlü donanma şimdi 19 Şubat 1915 günü Çanakkale açıklarında görülmüştü. Büyük savaş başlıyordu. Çanakkale Deniz Harbi resmen başlamıştı. 19 Şubat 1915 sabahı 9.30'a kadar İngiliz ve Fransız gemileri boğazın dışında toplandı. İki Fransız zırhlısı Orhaniye ve Kumkale'yi yoğun bir top atışıyla dövmeye başladı. Inflexible ve Bouvet Ertuğrul tabyasına ateş açtı. Öğleye doğru bombardıman genişletildi. Cornwallis ve Triumph gemileri de tabyalara ateş açmaya başladı. Ardından Suffren, Kumkale karşısında top atışına başladı. Gelen raporlara göre sabahtan öğleye gerçekleşen ilk atışlarda Orhaniye tabyalarına zarar veremediklerini anlayınca Amiral Carden, Suffren'e yaklaşarak ateş etmesini emretti. O gün düşman donanmasının ateş hattına girmesi üzerine Orhaniye tabyası da karşılık verdi. Saat 16.35'te verilen Türk raporlarına göre İmroz'a çekilen bir zırhlının direğinin düştüğü ve güvertesinde yangın çıktığı bildirildi. Bu surette kahraman Türk topçusu düşmanlarına ilk hoş geldin karşılamasını yapmış oldu.
Amiral Carden yaşanan olay üzerine Inflexible, Agamemnon ve Cornwallis'in Orhaniye tabyasını topa tutmasını emretti. 19 Şubat günü yapılan bu ilk taarruz saat 17.15'e kadar sürdü. Zira yapılan atışlar neticesinde dumandan ortalık gözükmez olmuştu. Carden'in raporuna göre gemilerin hareket halindeyken yaptıkları atışların tam olarak isabet etmediğinden yakındı. ...19. Tümen Tekirdağ'da seferberliğini tamamlamış bulunuyordu. 22 Şubat 1915 günü Harbiyen hazırlığından verilen emir üzerine 3. Kolordu emrinde kalarak müstahkem mevki genel ihtiyatına verilmek üzere Eceabat'a o günkü ismiyle Maydos'a gitmesi emredildi. İngiltere tarafında ise 19 Şubat günü yapılan saldırının ayrıntıları açıklanmaya başlanmıştı. Haberler kamuoyu ile paylaşıldı ve Çanakkale Seferi'nin resmen başladığını ilan ettiler. 24 Şubat 1915 günü İngiltere Başbakanı Lloyd George, İngiliz Savaş Konseyi'ne donanmanın yaptığı bu taarruza ordunun karıştırılması tekliflerine itiraz etti. 25 Şubat günü Birleşik Filo yeniden Çanakkale Boğazı'na doğru ilerledi. Saat 9.35'te 8 İngiliz, 4 Fransız savaş gemisi Boğaz önünde düzen aldılar. Agamemnon Ertuğrul tabyasına ateş açmaya başladı. Ardından Queen Elizabeth de Seddülbahir'i bombalamaya başladı. Ertuğrul tabyasının mesafesine giren Agamemnon kısa süre içerisinde 7 isabet alınca acilen geri çekilme emri aldı. Irresistible Orhaniye bataryalarına ateş açtı. Saat 11'den itibaren bütün düşman savaş gemileri Ertuğrul, Seddülbahir, Orhaniye ve Kumkale'ye top atışına başladı. Öğleden sonra Ertuğrul tabyası aldığı hasarlar nedeniyle düşman gemilerine cevap verememeye başladı. Amiral Carden'in emri üzerine Vengeance, Cornwallis boğazdan içeriye girerek ilerlediler. Orhaniye'yi topa tuttular. Türk bataryaları susturulmuştu. Öğleden sonra çok şiddetli bir bombardıman söz konusuydu. Saat 15'ten itibaren bazı mayın tarama gemileri koruma eşliğinde boğaza girdi. 25 Şubat günü saat 17'de Amiral Carden taarruzu durdurdu. 26 Şubat sabahı Birleşik Donanma saat 9'dan itibaren yeniden bombardımana başladı. Mayın tarama gemileri Boğaz'da mayın aramaya başladılar. Saat 12.10'da Albion ve Majestic, Seddülbahir ve Kumkale hattından içeriye doğru süzülmeye başlayınca Erenköy'den bu gemilere top atışı yapıldı. Ancak Türk bataryalarının mesafesi yetersiz kaldı. Soğanlıdere bataryasına yaklaşan Albion'a buradan Türk topçusu ateş açtı. Albion mesafesini korudu. Saat 16'da Majestic karanlık limana kadar ilerledi. Halil Eli sırtlarındaki Türk bataryaları gemiye ateş açtı ve iki isabette bulundu. Majestic hızla karanlık limanı terk etti. 26 Şubat günü saat 18'de Amiral Carden taarruzu bitirdi. 27 Şubat günü Yarbay Mustafa Kemal Bey, Seddülbahir ve Zığındere'nin öneminden bahsederek Seddülbahir, Ertuğrul tabyaları ve Teke burnuna kadar 26. alayın sorumluluk bölgesine eklenmesini istedi. 29 Şubat 1915 günü düşman gemileri mayın aramalarına devam ederken Kepez ile Soğanlı arasındaki bataryaları da tahrip etmeye çalışıyordu. Mart 1915 günü saat 9.45'te Birleşik Filo Seddülbahir'i yeniden bombalamaya başladı. Bombardıman diğer tabyalar üzerine de devam etti. Kum Kalesi'nde büyük bir yangın meydana geldi. Saat 13'ten itibaren bombardıman yeni gemilerin de katılmasıyla şiddetlendi.
karanlık liman içlerine doğru sokulan düşman donanması bir yandan mayın ararken diğer taraftan obüs bataryalarıyla muharebe ettiler. Çanakkale müstahkem mevki kumandanı Cevat Paşa cesur tavrı ile Türk askerine cesaret veriyordu. Düşmana Çanakkale'yi dar edecekti. Üzerindeki sorumluluk ağırdı. Ancak dirayetli duruşu Türk askerine moral veriyordu. 2 Mart günü şiddetli lodos esiyordu. Amiral Karden, Bolayır ve Kavaklı Köprüsü'nün bombardıman edilmesini emretti. Saat 14.45'te Bolayır bombardımanı başladı. Bolayır'da bombardıman devam ederken Boğaz içerisinde de zırhlılar Dardanos taraflarına ateş açtılar. Mesafe yetersizliği bakımından ilk anda Dardanos tustuysa da Kanopus'un menzile girmesi üzerine şiddetli Türk taarruzu başladı. Kanopus bu bombardımanda 3 isabet alarak acilen geri çekilmek zorunda kaldı. 2 Mart günü saat 18'de düşman donanması Boğaz içlerinden geri çekildi. Amiral Karden yayınladığı raporda dış tabloların ciddi hasar aldığını ancak dar geçitlerde sorun yaşadıklarını, her şeye rağmen 14 gün sonra İstanbul'da olacaklarını bildirdi. ...3 Mart 1915'te Albion, Prince George ve Triumph gemilerinin başı çektiği grup Halil Eli taraflarındaki bataryaları topa tuttu. Prince George biraz daha ilerleyerek Dardanos'a top atışı yaptı. 3 Mart'ta yapılan bu bombardıman saat 18'e kadar sürdü. Diğer taraftan Ruslar duruma tedirginlik ile yaklaşmaya devam ediyordu. Rus Çarı 2. Nikolay Fransa'ya gönderdiği mektupta Boğazlar ve çevresinin muhakkak Rusya'nın elinde kalması gerektiğini bildiriyordu. ...4 Mart günü düşman donanması Kumkale ve Anadolu kıyılarını saat 11'den itibaren yeniden bombalamaya başladı. Bir İngiliz birliği Orhaniye taraflarına çıkartma yaptı. Seddülbahir de sert bir şekilde topa tutulduktan sonra 3 filika ile İngiliz askerleri Seddülbahir'e çıkartma yaptı. ...27. Alay'ın 10. bölüğü karaya çıkan düşman ile çatışmaya girdi. Süngü hücumuna kalkan Türk askeri düşmanı kaçırmaya muvaffak oldu. Özellikle bu çatışmada Mustafaoğlu Mehmet Çavuş büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Tüfeğinin mekanizması bozulunca taşla, sopayla Allah ne güç verdiyse saldırmaya başladı. 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal, Bigalı Mehmet Çavuş'un gösterdiği büyük gayret ve cesaretinden dolayı ödüllendirilmesini arzu ediyor ve bundan Cevat Paşa'ya yazdığı mektupta bahsediyordu. İleride Enver Paşa bizzat kendisini ziyaret edecek ve harp madalyasıyla ödüllendirecektir. Düşman zırhlıları bugüne kadar yaptıkları bombardıman ile giriş bataryalarını etkisiz hale getirmeyi büyük oranda başardılar. Artık Boğaz'dan içeriye rahatlıkla girip çıkıyorlardı. 5 Mart günü donanmadan bazı gemiler karanlık liman civarına girdiler. Rumeli Mecidiyesi ve Erenköy'den bunlara ateş açıldı. Saat 15.45'te Boğaz'a giren Queen Elizabeth namazgah tablasına ateş açmaya başladı. Saat 18'de havanın kararmasına kadar top atışları devam etti. ...6 Mart günü karanlık liman civarına giren düşman donanması saat 17'ye kadar tabyalarımıza şiddetli ateş açtı.
7 Mart günü Dartmouth isimli savaş gemisi Bolayır'ı bombardıman etti. Aynı gün düşman donanması Rumeli ve Anadolu Hamidiyesini topa tuttu. Fransız gemileri Dardanos tabyalarına ateş açtı. Saat 13.50'de Hamidiye cephaneliği isabet aldı ve büyük patlama oldu. Cevat Paşa yaptığı gözlem neticesinde düşman donanmasının sık sık karanlık limandan manevra yaptığını fark etti. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'e çok tehlikeli bir emir verdi. Ellerindeki 26 mayını sessizce gece karanlığından faydalanarak karanlık limana paralel bir şekilde dizilmesini emretti. Nusret mayın gemisi zırhlılara çok yakından geçerek yüzer metre ara ile 26 mayını karanlık limana bırakarak geri döndü. Ancak Tophaneli Hakkı Bey bu görev sırasında ciddi şekilde heyecanlanmıştı. Zaten kısa süre önce de kalp ameliyatı geçirmişti. Bu heyecana kalbi dayanamayan Hakkı Bey yeniden bir kalp krizi geçirerek şehit düşecektir. Ancak onun bu başarısı ileriki günlerde görülecek ki savaşın seyrini ciddi şekilde değiştirecektir. ...8 Mart günü bombardıman devam etti. Vengeance, Canopus, Cornwallis ve Irresistible... ...Kum Kale ile Seydülbahir'i... ...Queen Elizabeth, Rumeli Mecidiye tabyasını hedefledi. Akşam üstüne kadar bu bombardıman devam etti. 9 Mart'ta Amiral Carden'e Deniz Bakanlığı'ndan gelen bir mektupta... ...daha aktif olması istendi. Carden verdiği cevapta... daha fazla sayıda uçağa ihtiyacı olduğunu, gizlenmiş top bataryalarının yerini tam olarak tespit edemediğini ve gemilerinin her geçen gün daha fazla isabet aldığını yazdı. 10 Mart'ta Churchill, Savaş Bakanlığı'na verdiği demeçte, donanmanın kara harekatı olmadan Boğaz'dan geçeceğine tam olarak güvendiğini söyledi. Boğaz'da mayın tarama faaliyetleri sıklaştırılmaya başlandı. 11 Mart'ta Amiral Carden'in yetkileri artırıldı ve Bolayır bölgesi bombardıman edildi. Fransız gemileri Seydülbahir taraflarını bombalarken uçaklar ard arda kalkarak keşif uçuşları yaptılar. Ayrıca Rusya'nın endişelerini gidermek adına İngiltere ve Fransa İstanbul'u ele geçirildiğinde kendilerine zafer hediyesi olarak vereceklerini bildirdiler. ...13 Mart'ta Birleşik Filo'nun tabyalarımız üzerine taarruzu devam etti. 13 Mart'ta hem Boğaz tabyaları hem de Saros kıyıları topa tutuldu. 14 Mart'ta Dardanos civarına yaklaşan mayın tarama gemileri ağır top atışına tutulunca düşman gemileri çekilmek zorunda kaldı. Aynı gün zırhlılar Anadolu kıyılarını bombardıman ettiler. 15 Mart günü Amiral Carden her şeyin hazır olduğunu ve havalar elverişli olur olmaz derhal büyük harekatı başlatacaklarını bildirdi. Ancak Carden sağlık sorunlarından dolayı amirallik görevini Amiral John de Robeck'e teslim ederek Londra'ya döndü. ...16 Mart 1915 günü Amiral de Robeck, Queen Elizabeth gemisinde generalleriyle genel taarruz planı hakkında toplantı yaptı. Aynı gün tabyalar dövülmeye ve mayın temizleme işlemleri devam etti. Düşman mayın temizleme gemileri Boğaz'da bulunan eski mayın hatlarının çoğunu temizlerken Nusret'in döktüğü mayınları bulamadılar. 17 Mart 1915 günü Amiral John de Robeck, bütün generallerini yeniden Queen Elizabeth'e topladı ve 18 Mart 1915 günü nihai taarruzunu başlatacağını ve 5 çayını İstanbul'da içeceğini bildirdi. 18 Mart günü hem Türkler hem İhtilaf Devletleri için kader günü olacaktı.
Bu taarruz sonunda Dünya Savaşı'nın kaderi kökünden değişecekti. ...18 Mart 1915 günüydü. Alman Yüzbaşı Cerno ve Deniz Kurmay Yüzbaşı Schneider düşmanın durumunu kontrol etmek için hava aydınlanmadan önce Çanakkale'den tayyareleriyle havalandılar. Alman pilotların verdikleri raporlara göre düşman donanmasının durumu geçen günlerinkinden farklıydı. Amiral de Robeck bugüne kadar yapılacak en büyük taarruz için hazırlanıyordu. O gün gelen raporlar üzerine kahraman Türk topçuları silah başına geçip savaş hazırlıklarını tamamladılar. Cerno'nun raporu Türk bataryalarına karşı yapılacak sürpriz bir saldırıyı engellemişti. Genel saldırının yapılacağı gün General Ian Hamilton da durumu yakından görmek amacıyla Mondros'a gelmişti. O gün Hamilton, "Hayatımda o kadar çok savaş gemisi ve yardımcı gemilerin bir arada toplandığını hiç görmemiştim," demişti. Birleşik Filo 19 Şubat 1915 gününden beri yaptığı saldırılar ile Boğaz'ın girişindeki Ertuğrul Tabyası, Seddül Bahir Kalesi, Orhaniye Tabyası ve Kum Kalesi'ni susturmayı başarmıştı. Bu tabyaların susması ile düşman gemileri artık rahatlıkla Boğaz'dan içeriye girip Boğaz'ın en dar yerinde bulunan tabyalara ateş açabiliyorlardı. Görevini tamamlayan gemiler karanlık limandan yaptıkları manevra ile Boğaz'dan çıkmayı başarıyordu. Ancak düşman donanması günlerdir bombaladığı Çanakkale kıyılarından istediği sonucu tam olarak elde edebilmiş değildi. Boğaz hala mayınlı ve özellikle hareketli topçular imha edilememişti. Bu yüzden kara harekatı olmadan bu topçuların etkisiz hale getirilmesi zor görünüyordu. 18 Mart sabahı bulutsuz ve sakin bir gündü. Genel taarruz için her şey uygundu. Güneşin doğmasıyla da Boğaz üzerinden sis kalkmıştı. Amiral de Robeck ağır zırhlıların ve savaş kravözörlerinin saldırı planlarını yapmıştı. A hattında Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson, Inflexible görev yapacak ve uzun menzilli toplarıyla merkez bataryalara 12 bin küsür metreden atış yapacaklardı. Bu grubun hedefinde Anadolu Hamidiyesi, Çimenlik Tabyası, Rumeli Mecidiyesi, Rumeli Hamidiyesi ve Namazgah Tabyalarıydı. Bu gemilerden atılan toplar 10-12 metre uzunluğunda ve düştükleri yerde 3 metre civarında derinlik açabiliyorlardı. B hattında Fransız gemilerinden Gaulois, Charlemagne, Bouvet ve Suffren, İngiliz gemilerinden Vengeance, Irresistible, Albion ve Ocean bulunacak. Bunlar da karanlık liman civarında bulunan Anadolu bataryalarına ve Rumeli kıyılarında bulunan bataryalara ateş açacaklardı. Bunların ana hedefleri ise Dardanos tabyası ile Mesudiye tabyalarıydı. Bu gemiler savaşın ilerlemesine göre tabyalara daha yakınlaşarak ateş açacaklardı. Bu saydığımız gemilerin ardında ise destek gemileri olarak Majestic, Prince George, Swiftsure, Triumph gemileri bulunacaktı. Canopus ve Cornwallis ise yedek gemilerdi. İşte bu saldırı düzeniyle düşman mayın temizleme gemileri 800 metrelik genişlikte mayın taraması yapacak ve bu yoldan Çanakkale'yi geçmek isteyeceklerdi. Saat 8.15'te Queen Elizabeth gemisinden ileriye hareket işaretiyle 1. Düşman Savaş Hattı Boğaz'a doğru hareketine başladı. Türk askerinin karşısında 270 bin ton ağırlığında
247 ağır topa sahip zırhlı gemiler armadası bulunuyor ve yenilmez olduklarını düşünüyorlardı. Agamemnon gemisi kılavuzluğunda Birleşik Filo boğaza doğru ilerledi. Saat 11'de Seddülbahir civarından düşman donanması görüldü. Bütün heybetiyle zırhlılar boğaza doğru giriş yapmaya başladılar. Saat 11.30'da Çanakkale boğazına giriş başladı. Plan gereği A savaş hattında yer alan gemiler yerini aldı. Bu mesafede Türk tabyaları kendilerine ateş edemeyeceklerdi. Ağır zırhlılar bataryalarımıza adeta kan kusturacaktı. Şimdilik düşmanın atış mesafesine girmesini beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Saat 11.40'da A savaş hattındaki gemiler tabyalarımızı dövmeye başladı. Queen Elizabeth Anadolu Hamidiyesini, Lord Nelson Namazgah tabyasını ve Inflexible Rumeli Hamidiyesini bombalıyordu. Boğazın en dar yeri olan Kilitbahir Kalesi ve Çimenlik Kalesi de bombardımana maruz kaldı. Buraya atışlar yapan düşman donanması gerek Çanakkale gerek Kilitbahir'deki yerleşim yerlerine de atışlar yapıyordu. Saat 11.45'te Queen Elizabeth'ten atılan bir mermi Çanakkale'deki gümrük binasına isabet edince burada yangın başladı. Açılan bu ateş sonunda Türk haberleşme ağlarında büyük sorunlar çıkarmış, telefon kabloları kopmuştu. İntepe'de bulunan topçularımız Triumph gemisinin menzile girmesi üzerine ateş açmaya başladı. B hattında bulunan 4 Fransız gemisinden Suffren ve Bouve Anadolu kıyılarına, Goloa ve Charlema ise Rumeli kıyılarına atış pozisyonu aldı. Birleşik Filo tüm gücü ile bataryalarımıza ateş etmeye devam etti. Saat 12 civarında Rumeli Hamidiyesi'nde bulunan 2 topumuz muharebe dışı kaldı. Düşman gemileri tam isabetle vurmuştu. Türk bataryalarının öğlene kadar sessiz kalması Amiral de Robeck'i cesaretlendirmişti. Saat 12.08'de verdiği emir üzerine Fransız gemileri A hattının arasından geçerek tabyalarımızı daha yakından bombalamaya başladı. Ancak ileriye çıkan Fransız gemileri merkez tabyalarımızın mesafesine girmeye başladı. Tabyalar sessizliğini bozarak Fransız gemilerine ateş etmeye başladı. Saat 12.20'de Çimenlik tabyasının cephaneliğine bir mermi isabet etti ve yangın çıktı. Şimdi Türk bataryalarının uzun menzilli olanları düşman gemilerine cevap vermeye başlamıştı. Inflexible ciddi bir isabet aldı. Mermi Pruva Köprüsü'ne isabet etti ve telsizi çalışmayacak duruma geldi. Inflexible kısa süre içerisinde ard arda 3 isabet aldı. Ve gemide yangın çıktı. Saat 12.25'te Anadolu Hamidiyesi'nin kışlasına düşen bir mermi sonucunda kışla yıkıldı. Saat 12.30'da ileriye doğru çıkan Fransız gemileri Kilitbahir Kalesi, Mesudiye tabyası ve Dardanos tabyasına ateş etmeye başladı. Queen Elizabeth de Türk bataryalarından gelen mermilerden dolayı birkaç isabet aldı. Agamemnon, Erenköy'ün güneyinde bulunan 4 obüsten oluşan bataryanın mesafesine girince ağır top atışına tutuldu. Bu obüsler 25 dakika içerisinde Agamemnon'a 12 isabetli atış yaparak gemiye ağır hasar verdiler. Bu hasar Agamemnon'u kullanılamaz hale getirdi.
saat 13 civarında hem düşman filosu hem Türk bataryalarının ateşi şiddetlenmeye başladı. İki taraf da birbirine ağır hasar vermeye başladı. Bunun üzerine yedekte bulunan gemiler boğaza girerek Türk savaş hatlarına atışlar yapmaya başladılar. ...13.20'de Buve Dardanos tabyasının atış mesafesine girdi. Dardanos tabyası Buve'ye şiddetli şekilde ateş etmeye başladı. Saat 13.45'te Amiral Robek artık kesin sonuç almak için daha yoğun bir şekilde ilerlenmesini emretti. Fransız zırhlıları hasar almaya başlayınca Fransız gemilerinin biraz daha geriye çekilmesini ve diğer gemilerin ileri gitmesini, mayın tarama ve temizlemesinin başlanmasını emretti. Kepez civarına yaklaşan mayın temizleme gemilerine yoğun top atışı yapılarak 3 tanesi batırıldı. Birleşik filonun gemileri ağır bombardımana devam ettiler. Özellikle Buve'yi etkisi altına alan Dardanos'a ateş açılması emredildi. Ve Dardanos batarya komutanı Üsteğmen Hasan ve takım subayı Mevsuf'un olduğu yere bir düşman mermisi düşünce ikisi de şehit oldular. Batarya komutanlığına derhal yüzbaşı Muhittin atandı ve kısa sürede Dardanos bataryası tekrar atışa hazır hale geldi. Sufren ardı ardı aldığı isabetler ile savaş dışı kaldı. Su alıyordu. Acilen boğazı terk etmesi gerekiyordu. Buvet'e ardı ardı isabetler almış ancak namazgah tabyasına ateş etmeye devam ediyordu. Buvet Anadolu Hamidiyesi'nin de menziline girince yoğun bir top atışına tutuldu ve ciddi isabetler aldı. Buvet'ten dumanlar yükselmeye başladı. Kahraman Türk topçusu Buve'nin işini bitirmişti. Geriye çıkmak için manevra yapmaya başladı. Saat 14.02'de Buve Nusret'in döktüğü mayına denk geldi ve büyük bir patlamayla alabora olarak battı. 603 personeli de boğazın serin sularına gömülmek üzereydi. Türk topçusu bu durum karşısında büyük sevinç yaşadı. Birleşik filo Buve'nin batması ile şaşkınlık yaşayarak Türk tabyalarına gerçekleştirdiği baskının hafiflemesine sebep oldu. Buve'nin personelini kurtarmaya gelen yardım gemilerine karşı Türk topçusu bir müddet ateşini keserek düşman askerlerinin dahi boğulmasını engelledi. Deniz savaşı Birleşik filo için çıkmaza giriyordu. Neredeyse bütün zırhlılardan hasar raporları geliyordu. Amiral John de Robek öfkeden çıldırıyordu. Birleşik filo yoğun Türk topçu ateşine maruz kalıyordu. Saat 15'e doğru Vengeance Anadolu Hamidiyesi'ne, Irresistible Namazgah Tabyası'na, Ocean Rumeli Hamidiyesi'ne ateş etmeye başladı. Düşman gemileri saat 15'te yeniden toparlandı ve güçlü bir saldırıya başladı. Bu sırada Agamemnon da Anadolu Hamidiyesi'nin mesafesine girince üzerine mermi yağmaya başladı. Anadolu Hamidiyesi'nin onca top atışına tutulmasına rağmen halen güçlü bir şekilde düşmana karşılık vermesi üzerine Queen Elizabeth toplarını bu tabya üzerine çevirdi. Saat 15.15'te namazgah tabyasında büyük bir yangın başladı. Irresistible savaş gemisi aldığı isabetler sonucu hafifçe yan yatmaya başladı. Bunun üzerine Anadolu Hamidiyesi topçusu hedefini yeniden bu gemi üzerine yoğunlaştırdı. Anadolu Hamidiyesi'ne gelen emirde Irresistible'ın hiç durmadan dövülmesi emredildi. Düşman mayın gemileri çok zor anlar yaşıyorlardı. Buve'nin battığı yerde Nusret'in döktüğü bir mayını bulmayı başardılar.
saat 16.05'te Inflexible bir mayına çarptı ve ciddi hasar aldı. Inflexible'dan 10 dakika sonra da Irresistible manevra yaptığı sırada Musret'in döktüğü mayınlardan birisine denk geldi ve şiddetli bir patlamayla yan yatmaya başladı. Makine dairesi suyla dolunca çalışmaz hale geldi. Amiral Derobek'in elindeki raporlara göre karanlık limanda mayın bulunmaması gerekiyordu. Ancak bölgenin mayınlı olduğunu geç de olsa anladı. Hakkı Kaptan'ın mayınları bir düşman savaş gemilerini boğaza gömüyordu. Irresistible'ın personelinin büyük kısmı kurtarılarak Queen Elizabeth gemisine bindirildi. Amiral John Derobek, Ocean gemisine Irresistible'ı yedeğe alması için yaklaşmasını emretti. Ancak yoğun top ateşinden dolayı Ocean gemiye yaklaşamadı. Irresistible'ın kurtarılma operasyonu geceye bırakılacaktı. Düşman savaş gemileri merkez tabyalara yaklaştıkça ağır bir bombardımana maruz kalıyordu. Mayın temizleme gemileri bir vuruluyor, hasar raporu gelmeyen tek bir savaş gemisi bulunmuyordu. Düşman savaşı kaybettiğini anlamaya başlıyordu. Saat 18'den itibaren hasar alan gemilere yardım edilemeyeceği ve hasarlı gemilerin kaderine terk edileceği bildirildi. Kahraman Türk topçusu düşman donanmasını büyük bir istek ve azim ile dövüyordu. Saat 17.30'dan beri zırhlılar Rumeli Mecidiyesi'ni ağır bombardımana tutmuşlardı. Bu bombardıman sonucunda Rumeli Mecidiyesi cephaneliği isabet alarak patlamış ve birçok asker şehit düşmüştü. Patlamanın etkisiyle sarsılan Seyit Onbaşı kendine geldiğinde arkadaşlarının şehit olduğunu ve topun vincinin bozulduğunu fark etti. Saat 18.05'te Ocean gemisinde bir patlama duyuldu. Bu patlama Seyit Onbaşı'nın attığı mermiydi. Seyit Onbaşı sırtına aldığı 215 kilogramlık mermileri 3 defa ateşlemiş ve 3. de Ocean'ın dümeninden vurarak hareketsiz kalmasını sağlamıştı. Bu bir asker için büyük bir başarıydı. Ocean hareketsiz kalarak karanlık limana doğru sürüklenince Nusret'in döktüğü mayınlardan birisine çarptı. Büyük bir patlamayla boğaz bir kez daha inledi ve Ocean da su alarak batmaya başladı. Amiral Derobek adeta çılgına dönmüştü. Ne zaman döşendiği belirsiz bir mayın tarlasında olduğunu net bir şekilde anladı ve savaşı kaybettiğini kabul etti. Bununla birlikte atılan binlerce topun da Türk bataryalarını susturamadığını gördü. Bu durumda harekata devam etmek donanmanın mahvına sebep olabilirdi. Artık saat 18'den sonra bütün gemilerin geri dönmesini emretti. Düşman gemileri geriye dönerken kahraman Türk askeri büyük bir sevinç yaşıyordu. Cevat Paşa Derobek'i mağlup etmişti. İşte bugün 18 Mart 1915 günüydü. Türk'ün dirayeti ve gücü karşısında dünyanın en büyük donanması yenilmişti. Kibirle sallanan düşman sancakları denizin dibini boylamıştı. Düşman filosunun 18 muharebe gemisinden 3 tanesi batmış, Inflexible, Goloa, Suffren ve Agamemnon ağır hasar alarak savaşamaz duruma gelmişti. 1000'e yakın askeri de ölmüştü. Türk tarafında ise Alman askerlerinin de dahil olduğu 79 şehit ve ölü bulunuyordu. Düşman savaş filosunun 3'te 1'i Çanakkale'de etkisiz hale getirildi. Birleşik filo muharebeyi kaybettiğini kabul ederek boğazdan dışarıya çıktı.
Nusret Mayın gemisiyle dökülen 26 mayın savaşın gidişatını ciddi şekilde değiştirmişti. Her şeyden önce ise Türk askerinin ölüme meydan okurcasına savaşması takdire şayan bir durumdu. Düşman gitmişti. Bugün yenilgiyi kabul etmişti. Ancak yeniden ve daha güçlü bir şekilde geri geleceklerdi. ...18 Mart 1915 günü Osmanlı kuvvetleri Yenilmez Armada olarak isimlendirilen Birleşik Filo'ya karşı parlak bir zafer elde etti. 18 büyük savaş gemisinden 3 tanesi batmış, 4 tanesi kullanılamaz duruma gelmişti. Bu surette düşman filosu savaş gücünün 3'te 1'ini kaybetmiş vaziyetteydi. Türk bataryalarında ise sadece 4 top hasar almış, bunlardan 3 tanesi ise kısa sürede onarılacak seviyedeydi. Düşman kayıplarına bakıldığında Osmanlıların kaybı yok denecek kadar azdı. Cevat Paşa tarihe 18 Mart kahramanı olarak geçti. Birleşik Filo Komutanı John de Robeck'e karşı galip gelmişti. Çanakkale müstahkem mevki kumandanı olarak görev yapan Cevat Paşa, hataya yer vermeyen, yapılan işin en doğru şekilde olması için çabalayan, gece gündüz çalışan çok disiplinli bir subaydı. Askeri tarafından çok seviliyordu. Cevat Paşa 18 Mart deniz zaferinden sonra büyük bir şöhret kazandı. İstanbul'un kilidi olan Çanakkale'nin kontrolü kendisindeydi. 19 Şubat 1915 gününden 18 Mart gününe kadar geçen zarfta düşmanını çok iyi analiz etmiş, doğru noktalarda doğru kararlar vermişti. Özellikle karanlık limana Nusret Mayın gemisiyle döktürdüğü toplar sadece Çanakkale Savaşı'nı değil, 1. Dünya Savaşı'nın da kaderini etkileyecekti. Winston Churchill 1930 yılında bir dergiye verdiği demeçte açık bir şekilde Nusret'in döktüğü mayınlara atıf yaparak işte o mayınlar ki Cihan Harbi'nin gidişatını değiştirdiğini, Cihan Harbi'ni uzattığını, ölen asker sayısının artmasına ve hatta devletlerin kaderini etkileyen bir duruma getirdiğini söyleyecekti. O gün Cevat Paşa'nın kazandığı 18 Mart Deniz Savaşı İstanbul'da kurtardığı gibi hasta adam Osmanlı İmparatorluğu'nun halen hayatta ve dövüşecek gücü olduğunu, Cihan Harbi'ne devam edeceğini tüm dünyaya açıkça gösterdi. Cevat Paşa'nın zaferi İngiliz kibrini de alaşağı etti. Yıllardır sömürgelerine kan kusturan ve denizlerde asla yenilmeyen İngiliz filosunun yenilebileceğini, hatta gemilerinin batırılabileceğini dünyaya gösterdi. Kaiser 2. Wilhelm dahi kendisini bu başarılı savaş sonunda tebrik etmiş ve 14 Nisan 1915 günü 2. rütbeden Korix Defer nişanı ile ödüllendirmişti. 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı İngiliz arşivlerinde şu şekilde yer bulmuştu. Çanakkale'ye karşı yapılan büyük deniz hücumu tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu hücumda kullanılan 18 zırhlı gemiden 3'ü mayına çarparak batmış, 3 zırhlı da top ateşi ve mayına çarpma neticesinde tersanesi mevcut en yakın liman olan Malta'ya kadar gidebilmeyi zor başarmıştır. Hatta bunlardan Golua zırhlısı şayet Tavşan Adaları'nda karaya oturtularak alelacele tamirat yapılmamış olsaydı o da batmış olacaktı. Uğranılan felaket bununla da son bulmamıştır. Charlemagne zırhlısının kömürlüklerinden birisine su dolmuştur. Albion'un Pruva direği birkaç gün için hareketten atıl kalmıştır.
Bu muharebede Türk tarafının zayiatı, İtilaf kuvvetlerinin zayiatının ancak 1/8 kadardır. ...18 Mart Deniz Zaferi'nin kazanılmasında en büyük rolü Nusret'in döktüğü mayınlar oynarken, diğer tarafta da düşmanı deli eden, bir türlü yerlerini tam olarak tespit edemedikleri Türk hareketli topçuları olmuştu. Bu hareketli toplar her ne kadar bir zırhlı batıracak kadar kuvvetli olmasa da özellikle düşman mayın temizleme gemileri üzerinde çok etkili olmuşlardı. 18 Mart günü düşman mayın temizleme gemileri tam bir fiyasko yaşamıştır. Bu hareketli topçular sürekli yer değiştiriyor, farklı noktalardan atışlar yapıyorlardı. Bunun haricinde de sahte topçu mevzileri oluşturuluyor, kara dumanlar yakılarak düşmana sahte hedefler gösteriyorlardı. Düşman mayın temizleme gemileri geceleri mayın temizleme harekatına başlasa, bu defa da Türk ışıldaklarına yakalanıyor ve başarısız oluyorlardı. ...18 Mart Deniz Zaferi'nin unutulmaz isimleri arasında Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı hiçbir zaman unutulmayacak olup, yine Anadolu yakasındaki diğer kahraman şehitlerimiz olan Hasan Üsteğmen ve Mefsuf Teğmen Dardanoz tabyalarında 18 Mart günü düşmanın ağır bombardımanına rağmen sürekli olarak tehlikeli bölgede topçularını yönetirlerken ikisi de aynı anda şehit düşmüşlerdi. Hasan Üsteğmen'in henüz yeni bir kızı dünyaya gelmiş ancak kendisini göremeden şehit düşmüştür. Cevat Paşa'nın önerisiyle Dardanoz tabyasına bu iki subayın ismi verilecek ve Dardanoz tabyası bundan sonra Hasan Mefsuf tabyası olarak anılacaktır. O gün Dardanoz tabyasında şehit düşen askerlerimiz bugün şehitliklerinde yan yana yatmaktadırlar. Ruhları şad olsun.